Sevgili gençler merhabalar. Ben kimya öğretmeni Aygül Demirkol. Geçen dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimyasal türler arası etkileşimi iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Güçlü etkileşim dediğim zaman gençler aklınıza kimyasal bağlar gelecek. Zayıf etkileşimler dediğimde ise aklınıza fiziksel bağlar gelecek. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimleri de kendi aralarında sınıflandırıyoruz gençler. Güçlü etkileşimler dediğimde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik olmak üzere 3 tane bağ çeşidini göreceğiz. Zayıf etkileşim dediğimde ise iki başlıkta bunları görmeye çalışacağız. Hidrojen bağ, Van der Waals bağları olmak üzere. Van der Waals bağları da yine zayıf etkileşimler içerisindeki hidrojenden daha zayıf olan bir bağdır ve kendi aralarında yine sınıflara ayrılır. İndüklenmiş dipol bağları, iyon dipol bağları, dipol dipol bağları olmak üzere. İndüklenmiş dipol bağlarında kendi aralarında gruplandırıyoruz. Bunlar da iyon indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol bağları, İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Şimdi güçlü etkileşimler diyelim ve güçlü etkileşimlerin nasıl oluştuğuna bakalım gençler. Doğadaki madde çeşidinin sebebi atomların farklı şekillerde etkileşmesidir. Soy gaz atomlarının dışında kalan tüm atomlar kendi aralarında ya da diğer element atomları ile gençler etkileşirler ve bu etkileşimler sonucunda da güçlü etkileşim dediğimiz kimyasal bağlar oluşur. Farklı element atomlarının birbiriyle etkileşimleri sonucunda bileşikler oluşur. Şimdi dedik ki hem aynı atomlar olabilir hem de farklı atomlar. Şimdi gençler diyelim ki hidrojen ve hidrojen etkileşti. H2 oluşturdu. Ya da florla etkileşti. F2 oluşturdu. Bu şekilde de olabileceği gibi farklı atomlarımız da olabilir. Mesela magnezyum atomumuzu alalım. Oksijen ile reaksiyona koyalım ve bunun sonucunda magnezyum oksit yapısını elde ediyoruz. Gençler farklı yapıdaki atomlar bir araya gelmişse bileşik oluşur dememizin sebebi bu. Biliyorsunuz ki bileşik oluşması için en az iki farklı cins atom meydana bir araya gelecek ve bileşiği meydana getirecek. Ya da buna başka neyi örnek verebiliriz? Mesela hidrojen gazını alalım. İşte azot gazıyla tepkimeye koyalım. Neyi oluşturalım? Amonyak. Gördüğünüz gibi gençler burada da farklı atomların etkileşimi sonucunda bir bileşiğimiz oluştu. Atomlar bileşik oluştururken soy gaz elektron dizilimine benzemek için değerlik elektron adı verilen son katmandaki elektronları alır, verir ya da ortak kullanırlar. Genel olarak periyodik sistemin 1A, 2A ve 3A grubundaki elementler soy gaz elektron dizilimine benzemek için son katmandaki elektronları verirler. Gençler 1A, 2A, 3A grubundaki elementler soy gaz düzenine benzemek için elektron verirler. Ancak istisnai atomlarımız var. Daha sonra bunları göreceğiz. 4A, 5A, 6A ve 7A grubundaki elementler ise son katmanlarındaki elektron sayılarını soy gaz elektron düzenine benzetmek için elektron alırlar. Metaller bileşik oluştururken elektron verir. Ametaller ise bileşik oluştururken gençler elektron alır. Şayet ametal bir başka ametalle, ametal başka bir ametalle bileşik oluşturuyorsa elektronları ortaklaşa kullanılırlar. Çünkü gençler ametaller elektron almayı isterler. İki ametal yan yana geldiği zaman tabii ki
birbirine veremedikleri için elektronları ortak kullanacaklar. Atomlar bileşik oluştururken güçlü etkileşimler gerçekleşir. Güçlü etkileşimler sırasında atomun son katmanındaki elektronlar etkileşir. Ne demek istiyoruz gençler? Bakalım. Şimdi Lewis yapısıyla beraber aslında söylediğimiz ifadeleri tamamlayacağız. Bir element atomunun son katmanındaki, bu son katmanındaki elektrona gençler değerlik elektronu diyoruz. Son katmanındaki elektronların o elementin sembolünün etrafında noktalarla gösterilmesine Lewis yapısı diyoruz. Peki bu Lewis yapısını gösterirken nelere dikkat edeceğiz gençler? Önce yapacağımız şey şu. Elementin katman elektron dizilimi yazılır. Bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Mesela bir hidrojeni alayım. Gençler bunun elektron katman dizilimini yaparken şöyle diyoruz. İlk katmana en fazla 2 gelecek şekilde dizilim yapıyorduk. Hatırlayalım. Bir elektronum var. Bakıyorum son katmanı ve ilk katmanı zaten bu. Buradaki elektronu görüyorum. Ya da şöyle düşünelim. Diyelim ki bor gibi bir elementim olsun. Bunun elektron dizilimini yaparken 2, 3 elektron katman dizilimi ya da elektron dizilimi yaparken bu şekilde yapıyorduk. Son katmandaki elektronlar değerlik elektronlarıdır gençler. Bunların sayısı belirlenir. Bakıyorum hidrojenin son katmanında bir elektron var. Demek ki değerlik elektron sayısı 1'dir. Diğerine bakıyorum, bora bakıyorum. Son katmanında 3 elektron var. Değerlik elektron sayısı burada 3'tür. Evet, değerlik elektron sayısını belirledik. Sonra ne yapıyoruz? Elementin sembolünün etrafına değerlik elektron sayısı kadar gençler nokta konur. Örneğin hidrojende bir elektronumuz vardı. Değerlik elektron sayısı 1'di. O zaman hidrojenin yanına bir nokta koyuyoruz. Ya da boru düşünelim gençler. Evet, elektronları yazarken 3 tane noktamızı koyduk. Noktalar önce sembolün etrafına birbirinden en uzağa gelecek şekilde yerleşir. Gençler buraya dikkat edelim. En uzak şekilde olacak şekilde koyuyoruz noktalarımızı. Dikkat ederseniz burada 3 elektron, 3'ünü yan yana koymadım. Sebebi şu, elektronlar eksi yüklü tanecikler. Bunlar birbirlerine yaklaşmak istemezler. Aynı yükler birbirlerini ittiği için elektronlar birbirlerini itecekler ve en uzak yerlere yerleşecekler. Evet, elektron diziliminin helyuma. Helyum bir soy gazdır. Biliyorsunuz gençler, atomda öğrendik bunu. Soy gaz elektron dizilimine ulaşmasına dublet kuralı denir. Dublet kuralı. Ne demek istiyoruz? Bakalım helyuma. Helyumun neyi var? 2 elektronu var. İşte bir atom elektron alarak ya da vererek helyuma benzemişse biz bunun adına dublet kuralı diyoruz. Dublet kuralı. Atomlar en yüksek enerjili düzeydeki elektron sayısını 8'e tamamlamasına ise gençler biz diyeceğiz ki bunun adına da oktet kuralı denir. Evet, 8'e tamamlamaya oktet, 2'ye tamamlamaya ise dublet kuralı diyoruz. Peki bu dublet ve oktete bakalım gençler, dubleti gördünüz, helyuma benzeme. Diyelim ki şöyle bir neon soy gazımız olsun. Bunun elektron dizilimini yaparsanız 8, son yörüngesi 8. Bir atom elektron alarak ya da vererek son yörüngesini 8'e tamamlıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Oktet kuralı. Mesela bir tane daha verelim, argon. 2, 8, 8 olarak verdik. Bu da bir soy gaz. Elektronlarını alarak veya vererek bu şekilde olmaya da biz yine ne diyeceğiz? Oktet kuralı diyeceğiz. Evet, ametallerden hidrojen gibi
Atom numarası küçük olan tanecikler elektron alıp vererek gençler helyuma benzer. Diğerleri ise bildiğimiz üzere oktet kuralına uyacaklardır. Şimdi gelelim atomlarımızın işte Lewis yapılarını göstermeye. Biliyorsunuz gençler ilk ne dedik? Dedik ki atomların önce bir elektron dizilimini yapalım. Elektron dizilimini yaptım. Evet. Gelelim gençler elektron dizilimini yapalım ama şuraya da aynı zamanda değerlik elektron sayısı diyelim ve Lewis gösterimi. Şimdi bakıyorum gençler son yörüngesinde 2 elektron var. Değerlik elektron sayısı 2. Lewis gösterimini yaparken gençler elektronlar en uzak yerlere yerleşir dedik. Ancak soy gazlar elektron almazlar, elektron vermezler. Bunun için lütfen buna dikkat edin, önemli. Helyumun elektronlarının ikisi de yan yanadır. Bu kesinlikle diğerlerine benzemeyecek. Çünkü soy gazlar elektronları almayacak ve vermeyecek. Bundan dolayı elektronlarını bir arada yazacağız. Gelelim lityuma. Gençler lityumu açacak olursam 2, 1 şeklinde açtık. Son yörüngesine bakıyorum 1 elektron var. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Lewis gösterimini yaparken lityumu yazdım. Son yörüngedeki elektronu nokta olarak gösterdim. Devam edelim. Burada karbon atomumuz var. Atom numarası 6. Bunun elektron dizilimini yapacak olursak gençler 4 şeklinde açtık. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron kadardı. 4. Peki karbonu yazdık. Son yörüngesinde 4 elektron var. Elektronlar yine birbirini itecek ve en uzak yerlere yerleşecekler. Azota bakalım. Atom numarası 2, 5. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron kadardır. 5. Değerlik elektron sayısını yazdıktan sonra gençler bu defa elektronları nokta olarak ifade edeceğiz. Elektronlar en uzak yerlere yerleşecek gençler. Artık 5.'yi de bu defa başladığım yerden ya da buradan fark etmez yazmaya devam ediyoruz. Gençler şuraya dikkat ederseniz buradaki elektronlar biraz daha birbirine yakın, şuradan daha uzak. Sebebi şu, bu elektron çifti diğer elektronları biraz daha fazla itecek ve kendinden uzaklaştıracak. Azotun yapısını bu şekilde göreceğiz. Flor elementine bakalım. 2, 7 olarak ifade ediyorum. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısı kadardır. Ben bunu yazacak olursam da gençler biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 en uzak yerlere yerleşecek şekilde bunu tamamladıktan sonra başladığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet, başladığınız yerden devam edebilirsiniz. Gençler dikkat edin, 2, 4, 6, 7. 7 taneyi tamamladım ve 7 tane elektronu görebildik. Evet, son olarak şurada bir alüminyumu yazalım gençler. 2, 8 ve 3 olarak ifade ettik. Son yörüngesinde kaç elektron var? 3. Değerlik elektron sayısı o zaman 3'tür. Peki alüminyumu yazacak olursak nasıl yazacağız gençler? Alüminyumu yazdım. 3 elektronun 3'ü de en uzak yerleri seçecek ve bu şekilde ifade edeceğiz. Güçlü etkileşimler dediğimizde biliyorsunuz ki bunları da sınıflandırdık. İyonik bağ, kovalent ve metalik. Bunlardan ilki olan iyonik bağa bakalım. İyonik bağ denilince gençler aklınıza zıt yüklü iyonlar gelecek. Yani anyon ve katyonlar gelmeli. Birbirine, çünkü anyon ve katyonlar birbirine elektrostatik çekim kuvvetiyle çekmesi sonucunda bu bağımız oluşacak. İyonik bağ oluşacak.
Anyon. Anyonu hatırlayın. Eksi yüklü taneciklerdi. Ametallerde elektron aldığına göre eksi yüklü taneciklerden bahsediyoruz. Katyon artı yüklü taneciklerdi. Metallerde elektron verdiğine göre artı yüklü taneciklerdir. Bu iyonların elektrostatik çekim kuvvetleri sonucu oluşturdukları katılara iyonik katılar denir. İyonik katı. Artı ve eksi bir araya gelecek ve iyonik katılar oluşacak. Zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim gücü nelere bağlı olduğuna bir bakalım gençler öncelikle. Zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim gücü iyon yüklerinin büyüklüğüne ve iyon yarıçaplarına bağlıdır. İyon yükü ile doğru orantılı, iyonlar arası uzaklık ile ters orantılı olarak değişir. İyon bağının gücü arttıkça, yani bu iyonik bağın gücünden bahsederken ne gibi faydaları var ya da ne gibi zararları var derken gençler, iyonik bağın gücü arttıkça katının erime noktası artar. Kaynama sıcaklığı artar. Demek ki iyonik bağın kuvvetliliği kaynama ve erime noktalarını da etkileyen ifadelerdir. Periyodik cetvelin bir grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atomun çapı artar. Gençler hatırlayın, bunu kardan adama benzetmiştik. Yukarıdan aşağıya doğru çap artar. Soldan sağa doğru gidildikçe de çapımız azalıyordu. Evet. Bu çap değişimleri de aynı zamanda iyonik yapılı bileşiklerin kuvvetliliğini değiştiriyor. Aynı yüke sahip aynı grup iyonlarının yarıçapı da yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Şimdi şurada bir grubumuzu verelim gençler. Mesela bir A grubunda sodyum ve potasyum elementlerimiz olsun. Diyoruz ki sodyum daha yukarıda, potasyum aşağıdaysa potasyumun yarıçapı sodyumda büyüktür. Evet, yine 2A grubunda iki elementimiz verilmiş gençler. Evet, bunu da yazacak olursak 2A grubunda. Evet, şimdi bunları verelim gençler. Bu üç elementimizden iki tanesine kalsiyumu ve baryumu vermiş 2A grubunda. Dikkat ederseniz baryum daha aşağıda. Baryumun çapının kalsiyumdan büyük olması lazım. Ve bakıyorum gençler. Kalsiyum yarıçapı, iyon yarıçapı 100 pikometreyken baryumun ise 130'dur. Demek ki yarıçap değiştikçe iyon yarıçapı da değişmektedir. Peki bakalım buraya, bir tane örneğimiz var gençler. Sodyum ve klorun oluşturduğu naci bileşiğinden bahsedelim. Gençler, sodyumun atom numarası 11'dir. Bunun elektron dizilimini yaparsanız değerlik elektron sayısı 1 ve son katmanında 1 elektron olduğunu görüyorsunuz. Klorun atom numarası 17, bunu açacak olursanız değerlik elektron sayısı 7'dir. 7 tane elektronumuzu klorun etrafına dizdik. Gençler, sodyum elektron vermek isteyecek. Klor ise elektron almak isteyecek. Peki bu 1 kloru verecek, elektron verir. Klor ise alır. Elektron verdikten sonra iyonik yapılı bileşiklerde daima metalin üstünde artıyı göreceksiniz. Ametal ise aldığı elektronla eksi yükü kazanacak ve gösterilimi de bu şekilde olacak gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın gençler.